Putin'in kararı açıkladığında, imza atıp Lugansk'ı tanıdığında Aliyev Moskova'daydı. Çok ilginç şeydir. Yani çok, bunlar çok şey anlatıyor. Çok şey anlatıyor. Aliyev ve hanımı Moskova'daydı. Ve bugün artık olayların avuça çıktığı bir günde Aliyev ile Putin ikisi ekrana kamerayla karşına çıkıyor canlı yayında. Putin orada birkaç tane açıklama ve sert açıklamalar verir aynı zamanda. Ve Aliyev'le önemli bir stratejik anlaşma yapıyorlar. Nedir anlaşmanın detayları? Rusya ve Azerbaycan arasında stratejik müttefiklik hakkında anlaşma. Yani TANAP, yani TANAP sana işlemez. Yani TANAP sana, TANAP'tan sana ekmek çıkmaz diyor Amerika'ya, Avrupa'ya. Şöyle söyleyeyim basitçe. Ben maddesi yeni yayınladı. Program başlamadan önce hemen geldi. Ben onun hemen çevirisini yaptım biraz. 43 maddeden bir şeydir. Bir anlaşmadır. Putin orada diyor ki biz Azerbaycan'la diplomatik ilişkilerimiz 30 yıllığına dair birebir şey yaptık, istişare yaptık ve karara geldik ki böyle bir anlaşma yapar. Artık Karabağ sorununu da bizim garantörümüze çözmüştür falan etmişti. Bir sürü şey anlatıyor. Askeri, siyasi, ekonomi, iletişim, ulaşım, eğitim, her taraf, her şey, aklınıza gelen bir devletin kapsayacağı her şeyle ilgili çok derin ilişkiler kurmayla bağlı müttefiklik anlaşması yapıyor. Ve orada hem şu demek mi bu? Dediğiniz şunu getirdi aklıma. Yani Kazakistan'da bugün ya da Orta Asya ülkelerinde Rusya'nın nasıl etkinliği varsa, yine bu anlaşmalarla etkinliği varsa, aynı etkinliği Azerbaycan üstünde de mi olacak? Tabii, olacak değil, oldu. Şimdi öyle bir anlaşma... Peki neden bağımsız olan bir devlet böyle bir anlaşmaya imza atıp ikinci bir ülkenin kendi toprakları içerisine gelmesi ve kritik noktalarda yatırım yapmasına müsaade etsin? Burada Azerbaycan'ı kastediyorum. Ya, burada çok büyük nedenler var. Birincisi günümüzde değişen jeopolitik dengeler var. Değişmiş artık. Aliyev'in biliyorsunuz Batı ile de çok da ilişkiler iyi değil. Yani Amerika'da falan bazen sorunlar yaşıyor. Değil mi? Yok, şu anda iyi değil. Çünkü Avrupa sürekli Aliyev'i eleştirir. Yani otorite bir rejim kurduğuna dair, insan haklarını bozduğuna dair. Onun dışında Aliyev'e karşı hep sürekli tehditler var. Aliyev'e demokrasiyle bağlı falan çok eleştiriler geldikten dolayı. Bir de Ukrayna, Karabağ meselesini kısmen çözülmedikten sonra Aliyev'le Rusya, şöyle söyleyeyim, açık konuşalım, şöyle anlasın insanlar, yani basitçe, çok diplomasi terimlerine girmeden. Rusya diyor ki, bugüne kadar Azerbaycan, senin bir bahanen vardı, Karabağ sorunu. Ben çözdüm Karabağ sorunu. Hala tam çözülmüş değil. Şimdi Rusya diyor. Ama kısmen çözülüyor. Putin benim sayemde diyor. Putin diyor zaten. Karabağ. Evet, problemler var. Ama büyük ölçüde çözümlendi bu mesele. Ve problemleri de barışık yoluyla çözeceğiz. Rusya birlikte çözeceğiz. Rusya, Azerbaycan, Ermenistan oturup bir yere çözecek. Şimdi yani sıra bunu, sende diyor. Ha, şimdi diyor sıra sende. Sıra nedir? Sende bana entegre olacaksın. Yani açıkçası Azerbaycan diyor ki benim uydum haline geleceksin. Yani Kırgızistan benim için neyse Azerbaycan sen de benim için o mu yok olacaksın demek. Belarus benim için neyse sen de onun için, sen de benim için olsun. Çok daha yakın. Kırgızistan'dan yani daha yakın. Aynen. Şu anda mesela Azerbaycan'la bağlanan anlaşmaya baktığımızda, şimdi Türkiye'yle de biliyorsun Şuşa beyannamesi yaptık. Sayın Erdoğan ve Aliyev orada yaptı. O maddeye bakıyorum. Orada yapılan şeylere bakıyorum. Tam orada da askeri işbirliği falan yapılıyor ama buna bakıyorum. Bu anlaşmanın kapsamı daha geniştir. Açık maddelerdir. Yani yarın öbür gün Azerbaycan topraklarında askerler, Rus askerleri yerleşebilir. Azerbaycan, mesela orada bir anlaşma var. Diyor ki hem Azerbaycan hem Rusya taahhüt ediyor ki hiçbir kimse üçüncü bir taraf olup Rusya karşı mesela Azerbaycan'da bir faaliyette bulunmayacak. Veyahut Azerbaycan'da kimse Rusya'ya karşı bir faaliyette bulunmayacak. Yani onun eleştirmekten tutun muhalif hareketine karşı. Aynı zamanda Rusya taahhüt ediyor. Ve Rusya, Putin orada çok önemli bir şey söylüyor bu toplantıda. Diyor ki sonradan Aliyev de buna değiniyor. Birinci maddede kendisini gösteriyor. Diyor ki biz diyor, bizi eleştiriyorlar. Rusya imperya falan kurmak istiyor. Diyor, hadi diyor, bu da örneği diyor. Biz imperya isteseydik bugün Azerbaycan'da bu anlaşmayı yapmazdık. Yani tabiri öyle bir şey söylüyor. Yani biz Azerbaycan'la aynı hukuklu, iki aynı hukuklu olarak ama yüksek strateji müttefiklik şeyinde. Yani aslında diyor ki ben istesem diyor Azerbaycan'ı da katarım ama İlhak ederim, ilhak ederim ama ona işim yok. Ben Azerbaycan'ın bir devlet statüsünde olmasını istiyorum, kalsın, güçlü olsun ama benimle olsun. Şöyle bir benimle olsun. Yani benzetme olarak söylüyorum. Taşlar da yerine otursun diye izleyenlerimizin. Bugün Amerika ile İsrail neyse Azerbaycan'la da Rusya aynı statü. Öyle düşünebilir miyiz? Ya Amerika öyle değil, o kadar değil. O kadar değil ama şimdi bu bir başlangıçtır. Mesela şu anda Belarus ne diyor? Belarus diyor ki ya biz gerçi tamam dünya haritasında veyahut da BM'nin tanıdığına göre ayrıca devletlerik.
biz ama ayrı değiliz, biz kendimizi Ruslardan ayırmıyoruz. Hatta geçenlerde tatbikat oldu ya şeyde Belarus'ta. 30 bin Rus ordusu gelmiş, soru verdiler Lukashenko'ya, biliyorsunuz biraz da açık söz dedi. Dediler ya ne zaman Rus kuvvetler gidecek? Niye gitsinler dedi, kendi topraklarıdır, ne zaman sesine gidecekler, burada Rusya'dır. Adımız Belarus'tur. Peki Azerbaycan'ın bundan çıkarı ne oluyor? Şimdi Azerbaycan'da siyasi hedefler var. Ya yani birinci iktidar kendi çıkarları için bazı şeyler burada güdebilir. Azerbaycan bu değişen jeosiyasi sıkıntılar görür. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ukrayna direndi. Ukrayna başına gelenler biz görüyoruz. Ermenistan direndi. Ermenistan'ı Azerbaycan'ın eline bıraktılar. Ermenistan hırpaladık yani az kalsın boğuyordu. Ermenistan boğuyordu. Yani yarın şimdi Putin şöyle yapıyor. Putin sana iki seçenek veriyor. Yani Putin'de böyle bir şey yok. Yani böyle Fransızlar kadar ne bileyim İngilizler kadar çok diplomasi olan. Net söylüyor. Ya sana zorlukla bu işi yaptıracağım ya da gel seninle farklı anlaşalım, farklı yoldan yürüyelim. Şimdi bunu bu Azerbaycan'a ait değil. Yani bunu Kazakistan'a da yaptı. Bunu şu anda Ukrayna da yapıyor. Ukrayna 6-7 senede diyor ki bak gel seninle bu türlü anlaşalım. Anlaşmadığın zaman girip seni böyle mahvediyor. Ya da İran, Ermenistan'da devrim oluyor. Rus yalnız devriliyor ve Paşinyan'ın liderliğindeki Ermenistan'ı savaşta kaybetmesine göz yumuyor. Yani bunu Azerbaycan biliyor. Tamam bu Azerbaycan olarak eleştiriler olabilir. Yani neden biz 20 yanvarı yaşatmış Hocalı, bak bugün Hocalı'nı konuştuk. Hocalı'da 366. Motorize Rus Birliği'nin evet şeyini konuştuk. Ama şimdi şöyle bir şey var. Gerçekçi politika var. Azerbaycan şu anda gerçekçi politikacı diyor. Peki bu durum yarın Azerbaycan içerisinde farklı bir oluşum gerçekleştirebilir mi? Ya da şöyle sorayım daha. Azerbaycan içerisinde farklı durumlarla karşılaşabilir miyiz? Türkiye olarak söylüyorum bunu. Şimdi Azerbaycan içinde karşılaşacağız. Çünkü Azerbaycan içinde Rusya karşı antipati duyulan kesimler var, siyasiler var. Özellikle Avrupa'dan desteklenen siyasi kudretler var. Azerbaycan ilişkisi olarak. Ya şimdi Türkiye-Azerbaycan Rusya ile bunu imzalamadan önce Türkiye'de imzaladı böyle bir bunun benzeri anlaşmanı. Bunu benzer bir anlaşmanı yaptı. Aslında dengeni korumaya çalışıyor. Bu aslında Haydar Aliyev'in zamanında denge politikası diye bir şey vardı. Hı hı. Hem Batı ile hem Rusya ile denge politika yürütüyordu. Ama öyle bir zamana geldi ki artık Rusya diyor ki talep ediyor resmen seninle. Diyor ki artık denge menge istemiyorum. Şu anda bir savaş halindeyiz. Safını belli olacaksın. Ve Ukrayna'ya girildiği gün Aliyev Rusya'daydı ve bunu diyor ki ben o günü Rusya ile anlaşma yapıyorum ve tarafımı seçiyorum. Peki son olarak bu anlaşma Azerbaycan-İsrail ilişkilerinin arttığını önceki dönemde göz önünde bulunduracak olursak bu ilişkileri sekte vurur mu? Ya şimdi bu ilişkiler neye bağlı biliyor musunuz? İsrail ile Rusya ilişkilerine bağlı. Çok önemli bir şey var. Rusya mesela sıkıntı yaşadığı ülkelerle, İsrail ile yaşadığı ülkeler, bak paralel şekilde kıyaslıyorum. Rusya İsrail ile dengeli politika yürütmüş. Hiç sorun yaşamamış. Mesela Suriye'de ne yapıyor? Yeri geldiğinde S-400'lerin, S-300'lerin radarını kapatıyor. İsrail uçakları gelip yani Şam'ı bombalayıp gidiyor. Aslında isterse o radarları açık koyar ve füzele ateşlenir. Füzele ateşlemiyor. Yani gerektiğinde kapı arkasında konuşuyorlar İsrail ile Rusya arasında. Bir gizli bir anlaşma var. Ve ilginç hatta, olan nokta Amerika ile ters düşen Rusya, İsrail ile bazen sıkı denebilecek ilişkiler kurabiliyor. Önemli bir şey var. İsrail'in başbakanı seçiliyor. Önce Amerika gidiyor. İkinci ardından Rusya gidiyor. Rusya. Yani bu da çok göz ardı edilen bir şeydi. Yani her iki ülkeyle de denge politikasını yapıyor. Ama şöyle söyleyeyim Rıza Bey. Bu süreç 2022 özellikle. İleride Azerbaycan'da bugün bağlamış olduğu anlaşmayla birlikte artık bölgemizde hem Kafkasya'da hem Orta Asya'da hem Ukrayna'ya bağlı olarak da birçok şeyin değişeceğini sinyalini verir. Değişeceğini sinyal verir ne demek? Biz büyük bir Rusya imperyasının olacağını demiyorum. Hatta Putin de diyor demiyorum. Hatta orada bir şey söylüyor. Biliyorsunuz Lenin'den bağlı. Diyor ki yani bugünkü Ukrayna varlığı Lenin'e borçludurlar. Bolşeviklere borçludurlar. Çünkü bizim topraklarımız verir. Ukrayna'da bir devlet kurdular kendilerinden. Ve eskiye dönüyor. Ve diyor ki yani aslında herkese mesaj veriyor. Diyor ki bu topraklar ne Ukrayna'sı, ne Kafkasya'sı, ne Orta Asya'sı, bunlar zaten hepsi benimdi. Sovyetler zamanında böyle bir şey, anlaşma yaptılar. Bir cumhuriyet kurdu. 15 tane cumhuriyet kurdular. Ve dediler ki Sovyetlerin anayasasında bir madde vardı. İstedikleri anda ayrılabilirler.
Putin diyor bu yanlıştı diyor. Bu Sovyetlerin de altına koymuş bir mayındı. Lenin'i eleştiriyor. Lenin'i eleştiriyor. Mayındı diyor. Diye hata yapmadı. Yani Sovyet felaket sistemini Sovyetleri savunuyor. Sovyetlerin sistemini oluşturan Lenin'i eleştiriyor. Aslında Sovyetleri eleştirir. Neden eleştirir? Çar Rusyası'nı öne çekiyor. Çar Rusyası'nı. Çünkü daha da geriye gidiyor. Daha geriye gidiyor. Kapsayıcı bir daha kapsayıcı çünkü Lenin'den önce Azerbaycan 2 sene, 23 aylık bir cumhuriyet kurmuştu ama onun öncesi kimin elindeydi? 1813 yılından bu tarafa Çar Rusyası'nın elindeydi Kafkasya. Yani İran'la olan savaştan sonra 1828 Türkmen-Çami Kavlesi'yle de tamamen geçmişti elinde. Eskilere daha dönüyor. Diyor. O zaman o eskilere dönülecek olursa, bugün Ukrayna'yı da ta Çarlık Rusyası'na dahil edecek olursa, İran da oradan çıkar, Safavi der ki Azerbaycan'da Türk toprağıydı. İşte o zaman diyorum. Osmanlı da çıkacak diyecek ki Kırım'da Osmanlı toprağıydı. Bu sefer bu işin içinden çıkılmayacak. Birçok dengeler de, ben onu kastediyorum. Yani birçok alışa geldiğimiz dengeler var ya tamamen dağıtıyor. Şimdi yarın Azerbaycan'ı çıkarabilir. Diyor ki, diyebilir ki 110 sene, 120 sene önce şu andaki Ermenistan başkenti Azerbaycanlılarındır. Ve Ermenistan'ı feshederler. Olur abi bu şeyler şey değil yani. Çünkü Ermenistan'ı herkes biliyor ki Rusya'nın himayedarlığında, Rusya'nın desteğiyle kurulmuş bir devlettir. Peki, yarın uydu bir, uydu bir devlettir. Şu anda düşünün Azerbaycan gibi müttefik var Rusya'nın. Yani öyle bir strateji müttefikliği kazanmış. O zaman Ermenistan kime gerek? Kimin işine yarıyor Ermenistan? Hiçbir şeye yaramıyor. Ve bu zaman Ermenistan'ın yarın öbür gün devleti feshedilebilir. Yani onu ben bekliyorum. O yüzden diyorum ki ileriye dönük bizi önümüzdeki aylarda, yıllar demiyorum bak aylarda çok önemli şeyler bekliyor.